Yılan eğiticilerinden tutun da lağım temizleyicilere. Sizlere tarihin en pis ve en kötü mesleklerini derledik. Videoya başlamadan önce sizlere çok özel ve çok güzel bir haberimiz var. Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimlerden birkaçını sizler için teker teker söylemek istiyorum. Ozan Dönmez, Aras Biçer, Hatice Güngör, Ersin Taşdemir, Meister Gamer, Osman Kaynak, Eren Pro, Ravenclaw Gaming, Yasin Büyükbaş. Evet arkadaşlar, bu kanalların hepsine biz de Dünyanın Enleri sayfasıyla abone olduk. Ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizin de bir dahaki videoda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Videoya like atın, videoya yorum atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım bir dahaki videoda sizin isminiz çıkar. Öyleyse hazır mısınız? Gelin hep birlikte videoya geçelim. Hindistan ve Pakistan'da bir punkahwallah veya punkahwall manuel bir fan operatörüdür. En çok aranan işçiler ise sığırlardı. Çünkü her zaman gizli görüşmelerden haberdardırlar. Bir punkah, elektrikli fandan önce Hindistan alt kıtasında kullanılan bir tavan fanı türüydü ve belli bir ücret karşılığında devamlı sallayan insanlar vardı. Eski dönemlerde fuller denen temizlikçiler vardı. Eskiden yünleri ve kıyafetleri temizleyecek ve lekeleri çıkartacak bir deterjan olmadığı için mahalleli bir bölgeye idrarını yapardı. Ve fullercılar gelip halkın kıyafetlerini bu idrarla yıkayıp temizlerlerdi. İnsan çalar saatlerin oldukça önemli bir yeri vardı. İnsanların işe geç gitmesinden dolayı patronlar tarafından tutulan adamlar sabahın erken saatlerinde tek tek müşterilerine uzun bir sopayla cama vurarak uyandırıp zamanında işe gitmelerini sağlamakla yükümlüydü. Köpek kırbaççıları 16. yüzyılda ve 19. yüzyıl arasında kiliselerde çalışan bir işçiydi. Köpeklerin ayin sırasında ses çıkardıklarından dolayı ve insanları kilisede rahatsız ettiklerinden dolayı kırbaçlayarak onları kovalıyordu. Halkın köpeklerine de sahip çıkıyor ve onlardan sorumlu oluyordu. Japon tren iticileri Japonya'da tren istasyonlarında çalışan en önemli görevlilerdendir. Kalabalık halktan dolayı trenlere sığamayan Japonları iteleyerek trenin saatinde kalkmasını sağlayan itekleyici işçileridir. Game player'lar. Japonya'da 2006 yılında yaygınlaşan bu meslek Warcraft oyunu sayesinde yeni bir iş koluna dönüştü. Oyun oynayarak para kazanmak kulağa hayli hoş geliyor olabilir. Ama hiç de öyle değildi. Günün 12 saati bilgisayar başında oturup yeni oyuncu ekipmanları kazanıp onları eBay gibi sitelerde satmak hiç de kolay bir iş gibi gözükmüyor. ...19. yüzyılda sülük tedavisi oldukça uygulanan alternatif bir tıptı. Hasta krallar, akrabaları ve birçok zengin halk son tedavi yöntemi olarak bunları düşünüyordu. Halk arasında sülük toplama işçileri toplandı. Ama hiç de kolay bir meslek değildi. Bazen sülük toplayıcılar aşırı kan kaybetmekten dolayı ölüyorlardı. Çürük ve kusma toplayıcısı bir köleydi. Zamanında içip sapıtan zengin halkın yere kusması ve dışkılarını bırakması sonucu onları toplayan zavallı kölelerdi. Kölelik kavramı bitene kadar bu göreve binlerce insan getirildi. Yemek çeviriciler eskiden oldukça popülerdi. Zamanında elektrikli fırınlar yoktu ve bu yemek çeviriciler etler pişene kadar saatlerce onu çevirmek ile hükümlüydü. Bazen çevirmekten yanan insanlardan tutun da kolu felç olanlara kadar bir sürü söylenti vardır. Mezar hırsızları zamanında oldukça popülerdi. Hatta günümüzün modern tıbbının gelişmesini bunlar sağladı bile diyebiliriz. Aileler vefat eden yakınlarını vermiyorlardı. üniversite görevlileri belli bir ücret karşılığında çalınmış bedenleri almak zorunda kalıyordu. Bu da parası iyi bir mesleğin oluşmasını sağladı.